عزيز. كل يوم هو في شأن. Cenab-ı Allah'ın kudret ve azameti nihayet yok. Ve Cenab-ı Hak her an yeni bir şandadır. Zaman vahidinin en güçlü yönü. Alsak onun içerisinde hesaba gelmez şuun şan yani meydana gelen Allah'ın kudret ve azametine ve şanına şahitlik yapan ufuat meydana gelir. Şimdi bir saniye bizim zapt ettiğimizi söyleyelim. Bir saniyenin içerisinde Cenab-ı Allah bu kevn mekanın içerisinde her zümrede bir başka türlü tecellisi var. Zerreyi bırak, kaç milyar insan var? Her insanda bir başka türlü tecelli var. Şimdi Ahmet'le Hüseyin'i bir değil. Şeyh Ahmet'le Mahmud bir değil. O bir Ahmet'le o birisi bir değil. Yani her birisinde görülen Allah'ın bir şanıdır. Onun için azamet ve hürmetine hudut konamaz. 24 saat zarfında 24 bin tecelli derdi Şeyh Efendiler. Edna menfelettin. Vardı bir kimsenin üzerinde. Bir kimsenin. Bu hesaba gelmez. Şimdi görülüyor, sonra kayboluyor, görülüyor, tekrar kayboluyor. Görünmezden evvelki şanı başka, görüldüğünde yine başka, göründükten sonra tekrar kaybolmasında yine başka. Gizli kapıları açan tefekkürdür. Tefekkürsüz adam Mongol tipli insan. O sınıftan. Şimdi başladı. Sordum geldi bir şey. Dedi hayır. Ondan dediler. Tefekkür bütün gizli hazineleri açar. Sırlar hazinelerini açan miftah anahtardır. Tefekkürü olmayan Mongol tipli. Mongol tipli insan düşüncesi var mı onu? Tefekkür eden mi? He? Yok.
düşünmeye istiyadat ve kabiliyeti yok. O kabiliyet yok onda düşünmeye. O gayri mükelleftir. Mongol tipik insan. Bir de tefekkür etmeyen sınıf kimdir? Dört köşe kapalıdır. Kendisini dört köşenin içerisine hapseden adam onun dışına çıkmaz. O dört köşenin içerisinde o belki benden eğişir. Neme lazım derdi şahaya çıkayım. Kendi hayatımı yaşıyorum ya ben. Şimdi yeni tabirler var. Herkes istiyor. Kendi hayatımı yaşayacağım diyor çocuklar. Öyle mi? Kendi hayatımı yaşayacağım. İyi bakın. Yani ben dört köşenin içerisinde yedi hayatımı dediğim vakitte ben dört köşenin içerisine koyarım. Burada ne buradan dışarıya isterim ne dışarıdaki benim işime varız. Yedi hayatım dediğinde ne anam karışacak bana, ne babam karışacak, ne devlet karışacak ileriye doğru, ne hükümet karışsın. Kendi hayatımda şey diyor. Zahirde kimse karışmadığı gibi, bundan ötesinde zaten Allah Peygamber diye bir şey bilmez. Onun içerisinde hapsolur, kendisini hapseder. Düşünce sırrı 21. yüzyıldaki insanların bir hasta yetişen gençlikte düşünce melekesi veya duygusu veya ihtiyacı kalmamış veya bırakılmamıştır. Tüm sistemler 21. asırdaki sistemler hacı insanların düşünce sistemini bitirmek için o melekeyi duğura uğratmak için o melekeyi ortadan kaldırmak için kurulmuş bir sistem. Mühim olan nokta burası. 21. asır insanı helaktadır. Helak olmak yolundadır. Çünkü neden? Düşüncesiz sistemi ki bir başka tabirle düşünceyi belki radara da benzetebiliriz. Radarsız bir tayyarenin uçması, bir vapurun hareket etmesi, efendim, veya bir arabanın veya bir telenin görülmesi bu zamanda bir noksaniyet, büyük noksaniyettir ve buna ihtiyaç vardır.
Yani radarsız, radarsız önünü göremiyor, nerede gittiğini, nerede gittiğini bilemiyor. Çok anlamadım. O hava bölümleri var ya, iki tane şeyleri antenleri. O antenleri, o hayvanın düşüncesi yok, o antenlerden hisseniyor, böyle kaçıyor, ayak ses duysan kaçıyor, ona doğru yürüsen kaçıyor. İnsanlarda bu hassa bitmiş şimdi. 21. asrın insanda kalmadı bu. Antensiz, radarsız bir nesil yetiştiriyorlar, bir insanlık yetiştiriyorlar. Efendim, bir efendim, temsilde hata yok ama kopya insan. Kopya olan insanın hissi var mı? Kopya olan insanın, kopyalanmış insanın nesi var? Kopya. Hiçbir şey yok. Bütün baskı, 20. asırdaki bütün baskı, efendim, siyasilerin, askerilerin, efendim, educational, efendim, okumaların, okutmaların ve insanları sevk idare etmenin ve nesilleri yetiştirmedeki esas olan metot, insanların hepsini böyle eldirip bir seviyenin üstünde değil de normal seviyenin altına düşürüp hepsine hükmedebilmek, hepsini düşüncesiz kopya insan sınıfına edilmek için. Bütün cihatları bu. Yalnız bu bizde değil. Yani Kıbrıs'ta veya Türkiye'ye mahsus değil bu. Ki bu küfür aleminden gelmektedir. Ve diyor yukarıdan yağışlı hava geliyor diyor, tedbirinizi alın. Yağışlı hava için tedbiri alıyor da o yukarıdan, Avrupa'dan, Batı'dan gelen bu gibi efendim, dalgaları önleyebilecek, insanımızı gözetebilecek tedbir yok, açık. Batı'dan ne gelirse çok güzel değil. Doğu'dan gelen kaka, Batı'dan gelen cicidir. Çünkü o bugünün insanı bilhassa İslam alemindeki yetiştirme sistemlerinden yetişen gençlerin, nesillerin vardıkları nokta öğrenebildikleri, kendilerine öğretilebilen efendim kafalarına veyahut beyin yıkaması derler. Yıkama değil, tencistir. Necaset bulaştırmaktır. Bütün öğretilen bunlara umumi olarak Doğu kültürü katadır. Batıdan gelen her şey cicidir. Karmaşa türlüsü. Bütün gençliğe öğretilen, dikte ettirilen, boyuna başlarına bunu sokmak istedikleri nokta, Batıdan her ne gelirse cicidir.
Doğudan ne gelirse hepsi kakar. Kopya. Kopya ettirilmiş. Düşünce yok, düşünceyse. Peşin hükümle çocuklara, gençlere bu dikte ettiriliyor. Ki tabii bunu benim söylediğim gibi Doğu kaka batı cici demiyor. Bir söz uydurmuş orada. Çağdaş dedi. Çağdaş dediği vakitinde Doğu'yu kötüleyiyor. Batı'yı üstün görüyor. Bu zihniyet zaten kendi insanımızı zedeleyiyor. İnsanımızda bir küçüklük duygusu uyandırıyor ki biz ne yapsak deriyiz. Bizim sınıfımız ikincidir. Alçaklar öyle de söyler ya, ikinci dünya, üçüncü, ikinci dünya yok galiba. Oradan üçüncü dünya var. Üçüncü dünya, üçüncü dünyadan sonra dördüncü dünya Afrika'dakiler, ondan sonra beşinci dünya hayvanlar. Eşekler, katırlar, kurtlar. Değil mi? Bunlar burada ne var? Çağdaş sözüyle bunu milletin zihnine sokuyorlar. Açarak da. Medeni kanun yaptık dedim orada. Çağdaş olmanız için. Kaç madde? 1030 madde bulmuş. Ne sarsaklar var içerisinde acaba? Zihinleri bulandırmak için, düşünceye sıra vermemek için ne varsa ellerinde onu yapıyorlar ya. Benliğimizi bitirmek için, bizi düşük düşürtmek için, bizi sıfırlamak için şahsiyet diye bir şeyimiz kalmıyor. Şahsiyetimiz gittiği vakitinde haysiyet diye bir şey kalmıyor. Haysiyetimiz gittiği vakitinde şeref diye bir şey kalmıyor. Şerefimiz gittiği vakitinde namus diye bir şeyimiz kalmıyor. Namus gittiği vakitinde kendi asıl hüviyetimizden bir eser kaldı. Bitti. Düştü hayvansız. Bu belayı azimdir. Büyük bir beladır ki ara sıra bazı yazılar yazan adamlar olur, kitaplar da var. Efendim, bilhassa Harun Yahya isimdeki bir kimsenin çok kitapları var. Burada efendim, batının yeni dünya düzeni diyerekten bir planlaması vardır. Bu planlamayı adım adım çeşit türlü buluşlarla tatbikata koyuyorlar. Biz uyuyor, düşünce yok ya bizde şimdi. Düşünce bizim, efendim, düşüncemize sansör konuldu. Veyahut düşünce sistemimiz kısırlaştırıldı. Hadım edildi millet. Düşünce cihetinden hadım edildi. Hadım kimseden ne çıkar? Anlayamıyor, hücum ediyor. Yeni dünya nizamı. Global deniyor. Global'a küresel deniyor. Global. Global dediğinde bir tek
kimse düşünecek, bütün dünya o global olaraktan bir kimsenin direktifi üzerine sağdan sola dön. Otur, kalk, geç, yap, yık, neyse. Bundan başka şey yok. Global sistem dediği vakitte milletlerin şahsiyet ve hüviyetlerinin hepsinin bir potada eritilip kozmopolit bir yapı meydana getirmek için. Size diyerek de konuşmayın. Bu hakikat. Amenna. Global dediği vakitinde bütün dünya milletlerini bir potada eritir, hürriyetleri de kalmayacak, şahsiyetleri de kalmayacak, haysiyetleri de kalmayacak. Oraya doğru gidiyor ya, şimdi Euro diye para icat etmiş. Kaç devleti onlar? 15 devlet. 13. Kaç? 13. Biri yok. 13 tane, İngiltere hariç 12 tane. İngiltere girmedi. Yani şimdi 13-15 devlet birleşik bir para meydana koyuyor. Halbuki her milletin parası kendi şahsiyetini ve haysiyetini ve itibarını gösteriyor. Şimdi bu görünmesin diyerekten efendim ne yapıyor? Birleştirelim diyor. Birleştirme şeytani bir birleştirmedir. Rahmani değil mi? Bizde var insanları tek bir ana ve atadan meydana getirdik ama sonra onları şubelere böldük. Milletlere, ırklara, kavimlere böldük ki her kavmin ayrı bir hususiyeti var. Türk, nasıl Türk olur? Ayrı hususiyeti var. Kürt, nasıl bir millet olur, bir davundur? Ayrı hususiyeti var. Alaman, Alamanlığı var. Onu Alaman hüviyetini efendim ispat edecek hususiyetler vermiş Alaman kendi hususiyetlerinden ayrı bir millettir. İngiliz kendi hususiyetlerini taşıyan özellikleri başka türlü anlamazsa özelliği var İngiliz'in. İskoç'un özelliği var. Laz'ın özelliği var. Arap'ın özelliği var. Çerkez'in özelliği var. Arnavut'un özelliği var. Efendim. Onun özelliği, Ermeni'nin özelliği hasıl kelam her bir. Şimdi bunlar ne yapıyor? Mali buvara derler bize. Bir potaya atmış, hepsini karıştırıyor. Euro deniyor. İngiliz akıllı dedi, ben paramı bendenliği şerefim olan asırlar boyunca binlerce sene benim kullandığım ben parayı Yahudi aklıyla ben böyle işe girmem dedim. Ben bu taşıyı param. Attılar mı dışarı İngilizce şeyden? He? Attılar mı? Atamazlar. Nasıl atacak? Alaman da söylese, Alaman ellerine gördüğünü Alaman'ı efendim o markı kaldırayım dedi, yolu koyalım. Bütün şey hareket ve metot bütün insanları hüviyetlerini kaybettirmek bir acayip kozmopolitten beter bir insan nevi kafaları çalışmayacak veyahut yalnız
kendilerine gösterilenden başkasının aklı kesmeyecek bir nesiller meydana getirmeye, onunla da insanlığın şerefini yitirip şeytanın maksadı olan yola dünyayı döndürmek. Anlaşıldı mı bu mesele? Acaba neyinle dolaplar döndürüyorlar? Milli eğitim diyor. Ne milli eğitimi be? Ne milli eğitim deyse? Milliyetim böyle mi milli eğitimdir? Milliyetimize dair ne öğretirsen? Milliyetimiz nereden geldi öğretir mi çocuklara? Milli eğitim dediysen çağdaş eğitim diyerekten efendim milleti berbat edersin. Mazimizle ara verdik bütün köprüleri attıktan sonra milli eğitimin nedir senin? Senin milletin 50 senelik mi? 60 senelik, 70 senelik mi bizim milletimiz? Köprüleri attı. Şimdi milli eğitim. O birileri neydi? Bunlar medeni kanun. 1000 senelik Osmanlı, Selçuki, efendim bu kadar ecdadımız hüküm sürdü. Vahşi, vahşetle mi? Onların kanunları neydi? Medeni kanun dediğin nedir senin? Kastın nedir, maksadın nedir? Bunu söylemeye. Neden ihtiyaç duyuldu? Nasıl tatbik edeceksin? 1050 maddelik kanunu sen bu millete öğretmedikten sonra bu kanunun tatbikatı olmaz. Rafa koyacaksın. Gelen görecek o yeni medeni kanun. 1050 maddelik. Hoca bir ansiklopediya gibi 1000 küsur maddeyle diyecek. Bu nedir? Aşağı bak. Neyine bakayım bunu? Bu kime hitaptır? Soracağız. Bu 1030 veya 1050 maddelik kanunun muhatabı kimdir? Kütüphane mi? Hafızı kütüp mü? Cumhurbaşı mı, başbakanınız mı, kıç bakanınız mı, askeriniz mi, siviliniz mi, kimdir muhatap ona? Bunu kimin için yaptınız? Ha? Efendim? Halkın haberi var mı? Efendim? Halkın haberi yok. Halkın haberi yok, ne yaptın be sen bunu? Bu çalışacak değil. Çünkü 1050 maddelik bir kanunu dağ başındaki çobanla muhatap olması lazım. Sen gidip dağ başındaki çobanı toplayıp getirip de ona bunları söylemen lazım, alıştırman lazım. İşi bölüyorlar, açıyorlar ki toplamaya fırsat bulamasın kimse. Koştura koştura arkasına yetişemesin. Daha nice kanunlar var zaten. Her biri kaç yüz maddeli, kaç bin maddeli kanunlar. Ama bu daniskası oldu. 1030 madde. Nedir bu? Ben düşünemiyorum. Ben geldiğini mütalaa itibariyle ittilaım var diye hesap ediyorum da kendi hayal gücümü sandırıyorum bu 1050 maddelik kanuna nasıl bu kadar 1000 madde çıkarttınız? Kanun mükelleflerin hepsini ona uymaya emreder.
Yani mükellef sınıfına mükellefiyeti olan her insan bu var bunu bilmesi lazım. Ona göre hayatını aile hayatına dairmiş bu. Aile hayatına dair kendisini bu kanda uydurmalıdır. Nedir birinci maddesi? Okudun mu birinci maddesi? Okumadım da şeyim ya, medyada bunun şeyi yok. Çağdaşlık üzerinden söylüyorum. Her şeyi bozmak için. Kadın erkek müsavatı dediğinde, eşitliği dediğinde de zaten bitirmek için. Kadının şerefi kadın olmakta. Erkeğin şerefi erkek olmaktadır. Kadınlaşan erkek cemiyetin attığı, kolladığı, dışladığı adamdır. Erkekleşen kadın da cemiyet içerisinde yeri yoktur, dışlanan kişidir. Çünkü erkek, erkekliğini icra edecek, kadın, kadınlığını bilecektir. Kadın erkek vazifesini göremez, erkek kadın vazifesini göremez. Gördüğü vakitinde bu rezaletin daniskası olur ve bu cemiyetten dışlanır bu kimseler. Hasta kimsedir bunlar dedi. Bunların cemiyetin içerisinde bir yerleri olan duracak yerleri yok. Bin şey, 30 maddeli medeni kanunda ilk başında herhalde kadın erkekle eşit. Başındaki o bir tarafa edecek, ikisi de batıracaklar gelmeyi, oturacaklar ondan sonra. Mühim olan nokta Hacı Demir, Hacı Cemal Efendi, bu zamanda bu fitneden haberi olan insan, belki yani zahirdeki insanların, alimlerin, yazarların, cizerlerin farkında olmadığı bir hususu bize bugün işaret ettiler, bunun üzerinde konuşmaya ki bu çok mühimdir. İnsanlığı bitirmek için, insanlığın şeref ve haysiyetini sıfırlamak için uğraşılıyor. Yeni dünya nizamı diyor buna. Bazı yazar cizeller bunu söylüyor. Bilhassa bu şey Harun Yahya'nın kitaplarında bu çok zikrediliyor ki Batı alemi yeni bir düzen, yeni dünya düzeni diyerekten bir düzmece uydurmuş. Planın asıl manası düzmecedir. Bir düzmece uydurmuş ki insanlığı bitirmek için, insanlığın şerefini sıfırlamak için, insanları insanlık mertebesinden hayvanlık derecesine düşürmek için. Uyanık insan da yok şimdi. Onun için sözü tefekkürden açtık. Milleti dört köşe kafaya hapsettiler. Bir kısmı dedi, Mongol tipliler, onlardan düşünce melekesi yok. Düşünebilen sınıfı da bu global sistemle bütün hayretleri, filozofları, yazarları, cizarları bunun üzerinde uğraşıyor ki insanları dört köşeye hapsetmek için. Dört köşe kapan. Dört köşe kapanın düşünecek şeyi yok. Sen düşünmeyeceksin diyor. Sen düşüneceğin bir şey yok. Bitti. Sen bu hücrenin içerisinde, bu dört köşenin içerisinde senin hareket kabiliyetin budur. Sana bu verilecektir. Bundan başkasından sen düşünmeyeceksin.
Millette düşünce değer meleke kalmadı. Bitti. Bitince düşünen adamların düşündüğünü söyleseler veya yazsalar döpeşe kapalı adam itiraz edilirler. Bizde böyle bir şey yok. Biz böyle şey görmedik. Hele oradan diyecek sana. Git. Anlatamazsın. Onun için umumuna kalkıp bir şey anlatmak bugün muhal hale gelmişti. Ne söylesen dinlemez hale gelmişti. Çünkü dört köşenin içerisinde hafızdır. Düşünce melekesi dumura uğrar. Dumura uğramak manası yani komisyonu sıfırlanmış azam manasındadır. Dumur. Karaciğer numara uğradı dedi, hiçbir fonksiyonu kalmadı, bitti. Safrası numara uğradı, kalbi numara uğradı, sıfırlandı manası. İşte bu. Ya Rabbi sen bilirsin. Bu insanlığı bu vartadan kurtaracak sensin, sen bilirsin. Biz aciziz, kadir, muhteli olan sensin. Gönder ya Rabbi sen bu insanlığa sahiplik yapacak. Amin. Bu yeryüzünde senin şeriatın, senin emrin yürütecek ve şeytanın aksi saltanatını yıkıp, tükedip ortadan kaldıracak müjdelediğin vakti sahibini tezgünde gösterdi. Amin ya. Habibi inşallah nâliyeyle. Amin ya. Hürmetin Habib, hürmetin Fatiha.